gibi. Var ya, biri bana şöyle evlenme teklifi etse, yemin ediyorum bekaret kemerimi fırlatır, çılgınca evet derim ha. İsteme ne zaman? Ya Mehmet, ben istenmek istemiyorum. Sinan da öyle, istemiyorum. Hadi oradan. Sinan'a kalırsa olmaz zaten bu iş. Şuradan yumurtayı versene. Neden? Saçıma süreceğim. Yani Efsun, ben söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorum ama... Yani sonra arkamdan kötü kadın dersin, fesat dersin diye korkuyorum. Biraz hızlı karar almış Sinan yani. Hızlı mı? Tabii. Bak şimdi yavrum, bunların kimi yaşadığı hızlı hayattan bıkar, kiminin yaşı geçer, kiminin etrafına karşı egosu kabarır, bir anda evlilik kararı alır. Yani kesin arkasından bir zıkkım çıkar ha. Ay öyle şey olur mu ya Mehmet? Hem ayrıca Sinan beni seviyor. Yani seviyor. Ay sen nereden bileceksin ki hem bunları? Eski erkek arkadaşımdan bileceğim tabii. Tövbe estağfurullah. Bak sen ol, işin ucunu sıkı tut. O parmağındaki ipi de çıkar, Sinan'ın şeyine dola. Şeyine derken? Boynuna. Aa! Anne! Girdi. Yok annen. Altından girdi, üstünden çıktı. Cuma'ya dünürler geliyor diye hazırlık yapıyor. Eskiymiş her şey. Bu ara beni de değiştirecek diye o kadar korktum ki vallahi. Peki biz nerede oturacağız? Odama beklerim. Buyurun. Hah, apartmanın vazgeçilmezi Mehmet Lütfi. Başımın tatlı belası. Efsun. Mehmet Lütfi. Duydum ki evleniyormuşsun. Aa, nereden duydun? Eşya taşıyorduk bugün. Tamam, bir dakika. Ne yapıyorsun? Dur. Efsun, benim de evlenim. Mehmet Lütfi, seninle evlenemem çünkü ben Sinan'a söz verdim. Tamam, bu sen de kalsın o zaman. Yok, kalmasın. Kalsın zaten, bana olmuyor. Mehmet Lütfi. Ama sen çok çabuk vazgeçtin. 30 yıl bekledim, bekledim. 3 günde 2 tane evlilik teklifi aldım. Şimdi ben bunu da yutarmışım. Ay. Ay. Niye almadın şimdi bunları? Orada bıraktın. Kesme tahtası. Burada. Balon kadehler. Burada. Ayakkabı çekeceği. Burada. Tamam. Sebze kurutucu. Burada. Sebze kurutucu mu? Ne yapacaksınız? Dünürleri sebze kurutucusunun üstüne mi oturtacaksınız? Evde hiçbir şey yok. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Sen bize laf anlatacağına yuttuğun yüzüğü çıkardın mı? Ondan haber ver. Bekliyorum. Dikkat et de sifonu çekme. Anneanne, detaya girmesek mi acaba? Efsun, ne giyeceğine karar verdin mi çocuğum? Tabii ki verdim. Transparan bir tulum giyeceğim. İçim dışım bir. Herkes görsün. Aman ne yaparsan yap be. Nişanın da yapma. İstiyorsan düğününde gelinlik de giyme. Kabahat bizde ki karşımıza alıp konuşuyoruz adamı. Aman canım, biz de cuma akşamı aramızda takarız alyansı artık. Ne alyansı ya? Ben alyans falan istemiyorum. Ay yeter! Ne yaparsan yap. Sinan alyansı takmaz diye korkuyorsun sen. Alyans takmamak için bir sürü numara çeviren adam var. Ne numarası ya? Aa hayatım, ben elimi yıkarken lavaboda unutmuşum. Bağlılığımı yüzükle mi ölçüyorsun? Ya da dur şey var. Hayatım, ben saat bile takmam. Yersen. Bunların hepsi gizli santrafor abla. Yemeyeceksin. Zaten bizim işimiz öyle bir tane halkaya kaldıysa işimiz çok zor vallahi ya. Sen o parmağındaki iplikle ancak düğme dikersin, düğme. Teşekkür ederim. Evlilik teklifinden sonra düğün için ideal bir süre var mıdır? Hayır yani şimdi bir gün kalkıp sabah, aa Mustafa gelmiş mi diyeceğiz? Ha sen onu görmedin mi daha önceden ya? Böyle bir şey olabilir mi? Aileler yüzünden bu ara karışıklık çıkıyor. Tamam, diyelim ki öyle. Peki biz bundan sonra evleniyoruz. Evlendikten sonra aileler yanımızda olmayacaklar mı? Olacaklar. Biz ne halt edeceğiz? Ay ne olur kusura bakmayın. O kadar gerginim ki. Valla böyle bağırıp çağırdım yanınızda ama. Hayat bazen böyle oyunlar oynuyor işte. Tam bütün cevapları bulduğumuzu düşünüyoruz. Sonra bir bakıyoruz sorular değişmiş. Siz bayağı benim babam gibi konuştunuz ama.